Hanımlar beyler, Eda Gelin'in spor şıklığını yansıttığı modern mutfağına hoş geldiniz. Farklı renkleri buluşturan bu orijinal mutfak eminim adından çok söz ettirecek bugün. Vizon ve ahşap karışımı dolaplarını mermer tezgah arasıyla tamamlayan gelinimizin tezgahı da gri. İlginç bir şekilde gri tezgahın altında kalan dolaplar da aynı renkte. Biraz karışık gibi görünse de bana sorarsanız orijinal bir tasarımı var mutfağın. Spor mutfağı klasik bir dokunuş yaparak beyaz tüller kullanmayı tercih eden gelinimiz masasını da oldukça ağır bir runner'la hareketlendirmiş. Bana sorarsanız mutfaktaki en büyük sorun zemindeki mermer desenli fayansların üzerine serilmiş o karma karışık desenli halı. Her zaman sadelikten yana olan Eda Gelin aydınlatma seçimiyle de bu özelliğini gözler önüne sermiş. Kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk Eda. Teşekkürler. Öncelikle ben beyaz eşyaların fiyatını öğrenmek istiyorum arkadaşım. Tabii. Kurutma makinesi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, televizyon hepsi 70.000 TL. Anladım. Bu reklam gibi duran hani o desenleri neden kaldırmadın üstünden etiketlerini? Bana bilgi veriyor canım, o yüzden orada kalıyor. Onun üstüne ne bilgisi yazıyor? Senin bilgin yetmiyor mu? Yetersiz mi bilgin? Yetersiz bakiye misin ya da? Okuyup görmüyor musun? Tamam, ne bilgisi veriyor? Yani orada sen makineye bulaşık atmasını bilmiyor musun? Çamaşırı çalıştırmasını bilmiyor musun? Kurutma yani, buzdolabı. Sen onların üstündeki o desenleri neden kaldırmadın? Çok böyle hani değişik duruyor. Sanki ben mağazaya gitmişim de mağazadan bakıyormuşum gibi duruyor. Belki bilmiyorum, o yüzden kaldı onlar orada. Kalmasaymış işte. Ben 3 haftalık gelin olmama rağmen çıkarttıysam kendisi bunun için geç bile kaldı. Mutfak dolaplarının farklı desen görüyorum. Evet kızlar, kiracı olduğum için onu belirteyim. Kiracı olduğum için farklı yapmış. O yüzden farklı. Bu bulaşık makinesi bulaşıkları diziyor herhalde sonrasında değil mi? Yerlerine. Neden böyle bana doğru geliyor? Kalk gidelim diyor sanki. Kızlar bunu ben mi yapıyorum? Yani konuşabilirdin arkadan. Hani neden itmedin diyor. Yani? Göstereyim hemen. İtilecek yerim yok maalesef. Ben hiç beğenmedim öyle üzgünüm. Önde durmasını. Kasis gibi duruyor. Evet, benim de o pek hoşuma gitmiyor evet. Ama... Bir de avizenin ortasındaki şamdanın başını mı çıkardın, oraya yapıştırdın onu anlamadım. Onu hiç yakıştıramadım. İçi çok şık, dışı çok spor duruyor. İrem'cim, görüşüne saygı duyuyorum ama bu benim zevkim. Aldım, astım. Yani. Teşekkürler. Ben sadece yakıştırmadım. Sadece alıp peki. Asmışsın. Daha ne ekstra yapayım? Bir şey yok. Bir sesini yükseltme. O doğalgaz borusundaki o boya ne? Sen hiç temizlemedin mi evine eve geldiğinde ya da ev aşkım dizilmeden önce? Aşkım temizledim, merak etme sen. Ama senden ya daha bildiğin temiz simsiyah borunun üstünde böyle kalıp gibi boya görüyorum ya. Bir de benim şurada gözüme çarpan bir şeyler var. Ben bunları gördüm, aldım, geldim hemen. Sen bunları niye öyle arkaya atmışsın böyle? Bunu ikinci elciden falan mı aldın? Canım çok istiyorsan sana satabilirim. Ay yok sağ ol. Ne kadar aldı? Şimdi bir şey diyeceğim. 300 lira de ama 275 lira verdim de 25 lirayı buradan kestir. Ne kadar aldın bunu? Ne yapıyorsun sen bununla? Ne işe yarıyor? Bunun görevi ne? Sadece senin gibi böyle duruyor mu yoksa? Seni hiç ilgilendirmiyor bu. Soruyorum. Bu kalas mı ne? Sunta mı ne bu? Baksana aşkım, sesten anlamıyor musun? Ucuz, beleş, bedava. Ne bekliyorsun? Oradaki duran tahtayla Eda'nın hiçbir farkı yoktu. İkisi de asla konuşmuyordu. Ben bunun fiyatını soracaktım. Kayda değer bir şey bulamadım da diğer aletlerden sormak için. Ablamın fiyatı nedir? 50 TL. Sanki çok hamar atmışçasına hazır bir vaziyette oklavayı oraya koymuş. Ben bir şey gördüm burada da, bu herhalde yeni açılan dükkanların afişine görüyorum burada. Oradan bilgi bu ne mi böyle? Bilgi sen mi? Sen buradan mı yemek sipariş ediyorsun ya da buradan mı bakıyorsun afişlere falan? O ne öyle gözüküyor? Fayansın beyaz. Fayans. Konuşamadım pardon. Fayansın beyaz ve kırmızı bir kağıt kullanmışsın. Renk atıyor işte. Bir şey diyeceğim. Şimdi bahane üreteceksin. Ben oraya denge için koydum. Bence sen orada dengesizlik yapmışsın. Ben oraya ne için koymuş olabilirim sen acaba? Sen orada dengesizlik yapmışsın. Aparat alabilirdin onların ayaklarını sabitleyebilmek için. Satılıyor. Aklına gelmedi. Teşekkür bunun bilgisini ederim. Sana verdim. Kullanırsın lazım olan sağ ol, yerde. Sağ kullanırım. Teşekkür ederim. Kızlar, yorumlarınız bitti galiba. Evet, dış ses. İrem, sen yorum yapacak bir şey bulamadığın için mi sadece oklavanın fiyatını sordun?
Evet, sadece oklavanın fiyatını sordum da size. Sonra da cevabımı aldım. Teşekkür ediyorum arkadaşıma. O zaman diğer gelinlerimiz gelsinler mi? Gelsin. Gelsin dış ses. Mutfağı bomboştu. Hiç beğenmedim. Keşke biraz süsleseydi. Demek ki ağzını biz açmadığı gibi mutfakta da açmamış. Kızlar, mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Hayatım, bu ne? Biz gelmeden önce hamur mu açıyordun bize? Oklava görüyorsan canım, onu arkadaşlar yorum yaparken oraya koydular. O yüzden orada kaldım. Hazırlıksız yakalanmışsın galiba. Evet canım, onu unuttum. O yüzden biraz hazırlıksız yakalanmış oldum. Anladım. Eda'cığım, ben başlamak istiyorum. Öncelikli olarak çamaşır makinenin altındaki o kağıdı, yani biz geliyoruz diye almanı isterdim açıkçası. Ayrıyeten de yer döşemen çok karmaşık bir mermer deseni var. Hı-hı. Üzerine aynı tonlarda bir halı seçmişsin. O da çok karmaşık. Yani ne fayans ne halı bence ayrılmıyor. Bunun yerine daha renk götürebilecek düz bir halı seçseydin daha güzel ve ferah tutabilirdi burasını. Nasıl? Hangi renk olabilirdi sence? Daha böyle mesela gri tonu seçsen bile mesela bir tık koyu gibi, çok kayı olmayan ama düz olabilirdi desene. Yani. Hani bunlar çizgiler çok daha karmaşıklaşmış. Ayrıyeten taşların da mermer desene birbirine karışmış. Evet, o konuda sana katılıyorum. Doğru söylüyorsun. Daha kahve tonu da belki olabilirdi. Dolaplarını uydurmayı düşünebilirdi. O şekilde. Ayrıyeten de masandaki bu runner'ı, yani burası salon değil, daha spor bir şey olabilirdi. Bu biraz daha güpür bir desen. Yani salonunda görseydik daha iyi olurdu. Bence zaten runner yemek yenirken kullanılması gereken bir şey diye ben düşünüyorum. Ben sus amaçlı koydum ama... Evet, aksesuar olarak ben çok sevemiyorum. Bir de ben de masanı beğenemedim. Masan dün Rümeysa arkadaşımızdaki gibi mutfağına çok büyük kalmış. Keşke birazcık küçük tercih etseydin. Sandalyelerini beğendim. Bir de bir şey sormak istiyorum. Ben kapının arkasında bir tane tel askı gördüm. O neden orada? Kızlar, oraya ben önlüklerimi asıyorum normalde, mutfak önlüklerimi, ama... Onu kaldırmayı unutmuşum oradan. Yani keşke kaldırsaydın. Evet. Çok daha güzel bir görüntü olabilirdi. Benim sana tavsiyem, mutfak önlüklerinde kesinlikle mutfak dolabında kullanman senin için daha iyi olacak. Mutfak gibi bir yerde öyle bir tel askı hiç olmamış. Ben de aynı şekilde halını çok fazla maalesef beğenemedim. Halının fiyatını alalım mı? Ne kadar aldın? 400 TL. Fiyatını iyi buldum ben. Yani. Ve kesinlikle birazcık spor bir mutfağın var. Yani sermişsin ama runner'ı. Runner'ın aşırı klasik, aşırı dantel. Keşke burada tercih etmeseydin. Salonda mı daha iyi olur diyorsunuz? Yani ben bize hazırlayacağın sunum masasında daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Herhangi bir yerde değil ama kesinlikle sunum masasında daha yeri olan bir parça olduğunu düşünüyorum. Burayı farklı aksesuarlarla renklendirebilirdin. Duvarların bana çok boş geldi. Tezgahın üstü çok boş. Evet kızlar, ona açıklayayım. Ben zaten salonumda da gördünüz. Duvarlara bir şey asmıyorum açıkçası. Asma taraftarı da değilim çok fazla. O yüzden burayı boş kullandım. Yani senin maalesef mutfağın çok boş. Yani mutfağa girdiğimiz zaman sen ev diziyormuşsun. Mutfağının büyük eşyaları gelmiş. Fakat daha aksesuarlar, yaşanabilir örnekler gelmemiş gibi duruyor. Canım, error verdin galiba. Cevap veremiyorsun. Yoksa beni haklı mı buldun? Tabii ki haklı bulmadım seni. Cevap veriyorum. Dediğim gibi duvarlar zaten boş seviyorum ben. Duvarları çok sade boş. Seviyorum. Runner için de ben buraya hoş buldum. Güzel bulduğum için de buraya koymak istedim. Ben beğenmedim. Peki, o senin görüşün. Bir şey diyemeyeceğim. Başka yorum yapmak istediğiniz var. Ayrıyeten bir de kombi dolabını ve kurutmalığını ayrıyeten keşke bir dolap yaptırsaydın. Evet, kiracı olabilirsin ama sonuçta buraya uygun renklerde seyyar taşınabilir bir dolap buraya yakışırdı. Hem o görüntü de kapanırdı, hem kullanım alanın da çoğalırdı. Ayrıyeten de perdenin mutfağına uygun buldum aslında. Onun fiyatını öğrenmek istiyorum. Tabii kızlar. Tülün fiyatı da 3000 TL. 3000 TL biraz fazla. Güneşlikle birlikte ama. Biraz bana fazla geldi açıkçası. Ayrıyeten de masanın fiyatını öğrenebilir miyiz? Tabii, 5000 TL. Peki avizenin fiyatını öğrenebilir miyiz Eda'cığım? 250 TL. Gayet iyi buldum. Keşke içine böyle bir ampul kullanmasaydın. Yani dekoratif ampul kullanırdım ki. Dekoratif yani. Ampuller var. Benim evde belki görmüşsündür evimde böyle. Ters. Evet. Tamam. Hani onlardan kullansan buraya daha şık olabilir.
Ha, ben bunu beğendim açıkçası ama... Ama bu çok düz ve sade. Mesela birazcık senin... tamam, seninki de spor. Evet. Ama maalesef içindeki o cam onu birazcık klasikleştiriyor. Oraya böyle su şeklinde ben senin yerinde olsam bir ampul kullanırım. Yapmış olduğun yorumu dikkate alacağım. Ampul patladığında dediğin gibi değiştireceğim. Umarım farklı bir şekilde. Patlar. Değiştireceğim. Teşekkür ederim kızlar. Kızlar, yorumlarınız bitti mi? Bitti mi ses? Bugün fıstık ayıklama yarışında sıra Eda'da. Bakalım gelinimiz Rümeysa'nın 43 adet fıstık rekorunu kırabilecek mi? Merak ediyor musunuz? Evet, çok, evet, merak, çok ediyoruz. Merak ediyorum. O zaman salona gidelim mi? Gidelim. Mutfağında çok boştu, aksesuarları çok azdı. Kendi zevkini orada da konuşturamamış. Mutfağımda gayet de zevkimi konuşturdum.